Birazdan. Doktor Abbott'ın topladığı veriler ve çarpma etkilerini hesaplama programına dayanan hasar tahminleriyle 5 kilometre çapında bir göktaşının dünyaya çarpması durumunda olacakları tarif edebiliyoruz. Çok az uyarı ve bu davetsiz misafiri durdurma imkanlarından yoksun olarak milyonlarca insan kendini küresel bir mega felaketin ortasında bulabilir. Devasa bir göktaşı tekrar dünyaya çarpabilir mi? Günün birinde bu bilim kurgu senaryosu yıkıcı bir gerçekliğe dönüşebilir. Dr. Dallas Abbott'ın topladığı verilere ve Arizona Üniversitesi'nin çarpma etkisi hesaplama programına dayanarak olaylar şu şekilde gelişebilir. Bir göktaşı yolculuğuna milyonlarca yıl önce Güneş sistemimizin uzak köşesinde başladı. Artık Jüpiter'in yakınlarında. Yaklaşmakta olan Güneş'in etkisiyle uyanan bu eski yolcu çekirdeğinden toz ve gaz püskürtmeye başlıyor. Hedefinden sadece 4 ay uzakta. Ve bu hedef Dünya. Hawaii'deki Mauna Kea gözlem evinde saat sabahın 2'si. Astronomlar olası bir yeni göktaşının belirsiz optik izlerini tespit ediyor. 2006 yılında tespit edildiğinde McNaught göktaşının görüntüsü kadar belirsiz. Dünyanın farklı yerlerindeki başka astronomlar tespiti doğruluyor. Bu yeni bir göktaşı ve Mars'a hızla yaklaşıyor. Cambridge, Massachusetts'teki Minor Gezegen Merkezi göktaşının yörüngesini hesaplamaya başlıyor. Dünyaya çarpıp çarpmayacağını belirlemek bilim adamlarının birkaç ayını alıyor. Mars'ın yörüngesine yaklaşan yolcu artık göz kamaştırıcı bir görüntü alıyor. Gittikçe büyüyen ışıktan kuyruğuyla saatte 80 milyon kilometre hızla dünyaya doğru ilerliyor. Artık doğrulandı. Gök cismi uzun dönemli bir göktaşı ve 30 gün içinde dünyaya çarpacağı bir yörüngede bulunuyor. Dünyanın her yerine uyarılar gönderildi. Ancak zaman hızla tükeniyor. Hükümetler ve uluslararası uzay ve askeri kuruluşlar hareket planlarına karar vermek için çabalıyor. Teknolojik olarak bir göktaşıyla uğraşmak bir asteroidle uğraşmaktan çok daha zor. Göktaşını vurmak gibi bir seçenek yok. Bu daha çok parça üreterek sorunu büyütebilir. Yörüngesini bir uzay aracı yardımıyla değiştirmekse mümkün değil. Böyle bir uçuşu hazırlamak ve gerçekleştirmek için yeterli zaman yok. Dünyadan artık sadece 3,5 milyon kilometre uzakta olan göktaşının hızı saatte 160 bin kilometreyi aşıyor. Bilim adamları olası çarpışma bölgesinin San Francisco yakınlarında kıyının açıkları olduğunu belirtiyor. Göktaşı dünyamızın en etkili kalkanı yani atmosferle çarpışmak üzere. Ancak bu kalkan herhangi bir savunma sağlayamayacak. Birkaç kilometre çapında bir göktaşı atmosferi kolayca delip geçer. Göktaşının kırılgan yoğunluğunu kaybetmiş ve gözenekli olması ise hiçbir şeyi değiştirmez. Panik halindeki insanlar şehirden kaçmaya çalışırken köprüler ve otoyollar tıkanıyor. Ancak artık çok geç. 5 kilometre genişliğindeki göktaşı San Francisco'nun 160 kilometre batısında Pasifik Okyanusu'na çarpıyor. 30 milyon megatondan fazla bir enerjiyle. Okyanus yüzeyine çarptığında suyu neredeyse anında buharlaştıracaktır. Çarpışma şehrin üstüne termal bir radyasyon dalgası gönderiyor. En az 1200 santigrat derecelik bir sıcaklıktan söz ediyoruz. Bu olay gerçekleştiğinde dışarıda olan herkes anında buharlaşacaktır. Ahşap yapılar, kuru otlar ve çalılar bir anda alev alıyor. Şehrin her yanını alevler sarıyor. Körfez bölgesinde bulunan 7 milyondan fazla insan ölümcül sıcaklığın etkisiyle yanarken, çarpışmanın yol açtığı 9 gücündeki bir deprem San Francisco'nun her yerindeki yapıları ve binaları sarsıyor. Körfez Köprüsü çöküyor. Golden Gate Köprüsü doğanın karşı konulamaz gücü karşısında boyun eğiyor. Temelleri altındaki zemin sıvılaşırken şehirdeki mahalleler toprağa gömülüyor. Zeminde oluşan çatlaklar bölgenin çehresini değiştiriyor. Dakikalar ağır çekimde akarken
deniz zemininden kopan 5 santimetrelik yıkıntı parçaları savunmasız şehrin üzerine yağıyor. Kaos ve yıkımın ortasında büyük patlama gürültüsünden önce anlık bir ürkütücü sessizlik oluyor. Sağır edici hava patlaması ses hızının 4 katı bir hızla yırtılarak geride kalan sağlam ne varsa yok ediyor. Patlamanın yol açtığı şok dalgası ve bu şok dalgasının ürettiği yüksek basınç, San Francisco'da çok sayıda binanın yıkılmasına sebep olabilir. Muhtemelen binaların büyük bir kısmı yıkılacaktır. Pencere camları şehrin her yerine yağıyor. Otoyol köprüleri çöküyor. Yollardaki arabalar ve kamyonlar yüksek hızdaki rüzgarla etrafa fırlatılıyor. Ve artık bu felaket bölgesi sular altında kalmak üzere. Göktaşının çarpması kıyıdan sadece 160 kilometre açıkta bir mega tsunami meydana getirdi. Dev dalga kıyıya vurana kadar Golden Gate Köprüsü'nü yerinden söküyor, körfeze giriyor ve şehri sular altında bırakıyor. Ayrıca batıya, Hawaii'ye doğru saatte 800 kilometrelik bir hızla ilerliyor. Günümüz dünyasında böyle bir şey olacak olsa, okyanus kıyısındaki şehirlerin büyük bir kısmı yerle bir olur. San Francisco şehri yok oldu. Göktaşı çarpması havaya bir su buharı ve katı parçacık bulutu püskürttü ve 15 kilometre yükseklikteki stratosfere gönderdi. Binlerce kilometre ötede, çarpışmanın parçalarının sebep olduğu yangınlar ve tufansı yağmurlar, Güney Amerika, Kanada ve Güney Asya'daki ülkeleri harap ediyor. Vadileri ve alçak bölgeleri sel basarken nüfusu yok ediyor ve koca bölgeleri yerle bir ediyor. Atmosfere enjekte edilen büyük miktardaki su ve ısı ilahi ölçülerde fırtınalara sebep oluyor. Bir süper kasırga oluşabilir. Bir süper kasırga kategori 5'tir. Katrina kasırgası gibi 100 kat daha kötü ve belki Katrina'dan 3 kat daha büyük. Bu kasırga bir bölgeyi vurduğunda o kadar çok yağmur yağar ki 10 bin yılda bir, hatta 100 bin yılda bir görülecek bir sel yaşarsınız. Ancak yıkım henüz bitmemiştir. Bulutlar dünyanın etrafına yayıldıkça daha çok soğuma meydana gelir. Bu bazı durumlarda dünyanın bir mini buz çağına girmesine sebep olabilir. Bu muhtemelen en kötü durum senaryosu olur. Uzun vadeli iklim etkilerinin en kötüsü bu mini buz çağı olur. Gezegenin bu çarpışmanın felaket etkilerinden kurtulması 10 yıllar, belki de 100 yıllar sürebilir. Tıpkı 4800 yıl önce olduğu gibi, insanlar büyük ihtimalle bu küresel felaketten sağ çıkar. Ancak dünya bir daha asla eskisi gibi olmaz.